Merhabalar, bugün konuğumuz Funda Şenol. Memleket Kitapları dizimizdeki Ankara kitaplarının birçoğunun ya derleyeni ya da yazarı kendisi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bugün Funda Hoca ile beraber onun kitaplarındaki bazı noktaları gezeceğiz. Ve o noktaların neden önemli olduğunu konuşacağız onunla. Öncelikle size şunu sormak istiyorum. Sizi Ankara'ya çalışmaya sevk eden nedir? Önce şunu söyleyeyim. Yerel tarih çalışmak arzusu bende lisans döneminde başladı. Yerel tarih çalışırken de Ankara'ya ilgi duymaya sevk eden şey beni burada doğup büyümem ve şehre gerçekten duygusal bir bağ hissetmem. Yani duygusal boyutu ağır bastı. Şöyle düşünüyorum ben, kim varmış biz burada yok iken sorusunu sormak, o meşhur soruyu sormak. Aslında geçmişle karşılaşma, geçmişle yüzleşme anlamında çok önemli. Peki bu bizi nereye götürecek? Onun bir sonraki aşaması da bizden önce burada var olan insanlar, kültürler, alışkanlıklar nereye gitti ve ne zaman gitti, hangi sebeplerle gitti, nereye kayboldular sorusunu sormak da geçmişle hesaplaşma pratiğine bizi götürüyor. Bunun bir sonraki aşaması da daha barış içinde yaşayabilecek bir toplum inşa etmek için geçmişten bir takım dersler çıkarmak, geleceği geçmişten ilham alarak yer yerde dersler alarak yeniden inşa etmek için faydalı olacak diye düşündüm. Gerçekten de öyle oldu. Yani bu kitap çıktıktan sonra şehrin eski dokusuna, geçmiş uygarlıklara yoğun bir ilgi oldu. Biliyorsunuz Ankara hep resmi tarih anlatısında yoktan var edilmiş bir şehir olarak bize sunulur. Hala da öyle. Fakat şehrin çok kültürlü, çok katmanlı bir dokusu olduğunu, bu yerel tarih çalışmaları, eleştirel tarih çalışmaları ivme kazanmaya başladıktan sonra hep birlikte öğrendik, gördük. Benim kendi yaptığım çalışmalarda da, yaptığım derlemelerde, işbirliği yaptığım arkadaşlarımın yaptığı çalışmalarda da bunun böyle olmadığını gördük, hala görüyoruz. Neyse ki benim gençliğimdeki gibi değil. Ankara'nın çok katmanlı bir kent olduğunu söylemiştim. Birçok uygarlığın gelip geçtiğini söylemiştim. İşte Frigler, Hititler, işte Roma dönemi uygarlığı ve Osmanlı dönemi tabii ki. Bunların izini görebilmek için bugün şehirde gözümüzle bir arkeolojik kazı yapmamız gerekiyor adeta. O kadar gizlenmiş, üzerine görünmez bir şal atılmış gibi. Bunun da tabii ideolojik sebepleri var. Çünkü biliyorsunuz mekan o hegemonya mücadelesinin çok işlevsel bir aracı. Mekan üzerinde görünür olan işaretler aslında ideolojik göndermeler yapıyor. Her hükümet mekanı, özellikle de başkent olduğu için Ankara'yı kendi meşrebine göre, kendi paradigmasına göre yeniden dizayn ediyor. Bu hani bugüne özgü bir şey değil. Cumhuriyet döneminde de aynı şey yapılmış. Mesela Cumhuriyet öncesinin dokusunun da büyük ölçüde tahrip edildiğini görüyoruz. Eski arşivleri karıştırdığımızda, belgeleri okuduğumuzda veya mekanı dolaştığımızda. Fakat şu beni çok üzüyor. Ben çok uzun zamandır şehrin bu tarafına, Eskişehir tarafına hafıza yürüyüşleri yapıyorum. O yürüyüşlere katılan insanların şehrin bu tarafını, kuş uçuşu 5 dakikalık mesafede olan bu kısmını bir Avrupa şehri kadar, hatta ondan daha fazla yabancılayarak etrafa baktıklarını görmek çok üzücü. Tabii buranın sakinleri de onlara öyle bakıyor. Şu içinde bulunduğumuz mekan turistik bir mekan olduğu için tam öyle değil. Biraz burada hani kalenin kalıntılarını görelim diye duruyoruz ama şehrin daha yaşayan dokusuna doğru yol aldığımızda o yabancılaşma, zeytinyağı, su karışmazlığı şehrin iki tarafında, kuzeyinde ve güneyinde yaşayanlar arasında daha fazla ortaya çıkıyor. Bunun o ideolojik yarılmayla da ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. Son 20 yıla yayılan o yarılmayla da ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. Daha da derinleşti. Fakat bir yandan da baktığımızda benim yaptığım türde geçmişin kazısını yapan, analizini yapan, mekansal analiz yapan çalışmaların çok arttığını görmek sevindirici. İnsanlar biraz daha şehirde Cumhuriyet öncesinin, hatta imparatorluk öncesinin dokusunu bu sayede keşfetmeye başladılar. Buna çok seviniyorum doğrusu.
Yaşadığımız çevreyi tanımak çok önemli. O çevreyi tanıyabilmek için şehrin içinde aylakça, belki flanörce, flanözce bir yürüyüş yapmak çok önemli. Çok zenginleştirici bir şey. Hem sosyal çevreyle daha derin, daha dikey bir ilişki kurabilmek için, hem de o çevrenin yeniden inşasına katkıda bulunabilmek için. Onun için ben mesela hep şunu söylüyorum insanlara, şehrin eski dokusunu keşfedin ve eski dokunun yeniyle nasıl iç içe yaşadığını görün. Aslında toplumsal barışa bir mekansal referans olabilir bu. Birazdan gidip göreceğimiz bir cami var şurada kalenin içinde. Caminin yapımında Roma sütunları kullanılmış, onun yapı taşları kullanılmış, eski mabetlerin, konutların kalıntıları, taşlar kullanılmış mesela. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Bu şehirden hangi uygarlıklar geçti? Onları gündelik hayatımızın içinde mekanda süzülürken, biraz edebi bir tabir oldu ama, hafif bakışımızı sağa sola çevirerek keşfedebiliyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Biraz daha böyle o hayatımızdaki hızı yavaşlatarak, aylaklık ederek şehrin eski dokusunda dolaşmanın, dediğim gibi zenginleştirici olacağını düşünüyorum. Bir de şunu eklemek istiyorum. Cumhuriyet öncesi konut alanları şu içinde bulunduğumuz kale ve kalenin eteğinde Tahtel Kale denilen yerlerdeymiş. Biliyorsunuz eski şehirler hep kalenin çevresinde kurulur güvenlik sebebiyle. Ankara'nın eski yerleşimi de kalenin eteklerinde. Ticaret alanları da oralarda. Anadolu Medeniyetleri Müzesi olan bugün Mahmut Paşa Bedesteni ticaretin faal olarak yapıldığı bir yermiş. Şimdi müzeye dönüştürülmesi de çok isabetli oldu. Çünkü restore edildi ve olduğu gibi korunabildi. Ödül de almış bir yapı, gerçekten güzel bir yapı. Belki önden geçeriz, bakarız. Çok eski camiler var, yüzlerce yıllık camiler kalenin içinde ve etrafında. Bu bize şeyi gösteriyor, ibadethaneler de burada. Bir de Ankara'nın Müslüman olmayan nüfusu var, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler. Onların yaşam alanı da bu kale ve civarında. Ve bu nüfus hatırı sayılır bir nüfus. Tarihin bazı dönemlerinde Müslüman nüfustan daha fazla Müslüman olmayan nüfusun Ankara'da yaşadığını, Ankara sancağında diyelim, ben merkezde değil hepsi ama merkezde de hatır sayılır bir Müslüman olmayan nüfus var Ankara sakinleri arasında. Hocam, anlattıklarınızdan Ankara'nın heterojen bir nüfusu olduğunu anlıyoruz. Evet, evet. Evet, biraz önce bahsetmiştim. Hatırı sayılır bir Müslüman olmayan nüfusu var Ankara'nın. Onların da yaşam alanları 1916 Büyük Ankara yangınına kadar bu bulunduğumuz civarmış. Bu konutların, evlerin hiçbirisi o dönemden kalma değil. Çünkü burası yanıp kül olmuş o dönemki yangında. Bu yangına dair çeşitli spekülasyonlar var. Bununla ilgili bir başka kitap var. Yine İletişim Yayın Evi'nden Büyük Ankara Yangını'nı anlatan Taylan Esin ve Zeliha Etöz'ün Ankara Yangını diye. Onu da tavsiye edelim yeri gelmişken. Eski fotoğraflara ve anılara baktığımızda görüyoruz ki eski Ankara'da, Cumhuriyet öncesi, hemen öncesi değil ama Osmanlı'nın son dönemine yakın zamana kadar, hatta Büyük Ankara yangınına kadar müreffeh bir hayat yaşanıyor burada. Hem Müslüman hem gayrimüslim nüfus sof ticaretiyle, yani keçi kılı ticaretiyle geçiniyor. Bu çok karlı bir sektör. Ankara'ya yabancı tüccarlar gidip geliyor. Venedikli tüccarlardan bahsedilir mesela anılarda, seyahatnamelerde. Hem bağcılıktan, hem küçük çaplı ticari faaliyetlerden Ankara'nın halkının hem gündelik hayatının konfor içinde geçtiğini, rahat geçtiğini söyleyebiliriz. Hem de konut alanlarına baktığımızda eski fotoğrafları takip ederek o dönemin bir batı şehrinde nasıl yaşanıyorsa, çok iddialı olmayalım ama benzer bir maddi kültürün, gündelik hayatın burada da yaşandığını görüyoruz. İnsanlar çocuklarını hem Müslümanlar hem gayrimüslimler yabancı dilde eğitim veren okullara gönderebiliyorlar. Bu okullar mesela kiliselerin, sinagogların himayesinde açılan okullar. Camilerin yanı sıra burada göreceksiniz birçok eski yüzlerce yıllık cami var. Kiliseler, sinagoglar var,
gayrimüslimlerin ibadet etmeleri için açılmış, oldukça büyük ve oldukça kalabalık bir müdavim topluluğu olan ibadethaneler var. Onların neredeyse hiçbiri ayakta değil. Görkemli St. Clemens Kilisesi'nin sadece kalıntıları var. Onları da anafartalarda bir binanın penceresinden baktığınızda görebiliyorsunuz. Keşke restore edilebilse, kalan kısmı ayakta olsa. Mesela daha geç dönemden kalma sinagog var, Yahudi Mahallesi. Bugün İstiklal Mahallesi olarak geçen yerde. Fransız Kilisesi var hala, çok yakınımızda, kalenin eteğinde. O günden bugüne kalan gayrimüslimlerin ibadet alanları bunlar. Büyük Ankara yangınında Ankara'nın önemli, zengin Rum ailelerinden Karasuli ailesine ait birçok mülk de yanmış. Karasuli ailesinin anılarından, onların son kuşağının anılarından takip ettiğimiz kadarıyla bu kalenin eteğindeki, Ulus civarındaki birçok mülk gayrimüslimlere ait aslında. Keçiören, Etlik, Seyran Bağları, Çankaya Bağları'nın önemli kısmı da Ermeni ve Rumların kullandığı bağlar. Küçük de olsa Ankara'nın bir Yahudi nüfusu da var. Bu Yahudi nüfus Rum ve Ermeniler kadar müreffeh bir hayat yaşamıyor, birkaçı haricinde. Fakat ilginçtir, o Yahudi tüccarların bir kısmı Koç ailesiyle, biliyorsunuz onlar Ankaralıdır, Vehbi Koç'la ortaklık kurup bugünkü Koç İmparatorluğu'nun bu hale gelmesinde vesile oluyorlar. Onların çok emeği var. Zaten Vehbi Koç'un anılarında da geçer bu. Bu kalede yangında yıkılıp izi bile kalmayan binaların eski fotoğraflarına baktığınızda şey görüyorsunuz, bayağı cumbalı konaklar. Aslında bu önünde durduğumuz bina o dönemden kalma değil ama biraz hani dönemin mimari yapısını gösteriyor. Daha bir yoksul mahallesindeyiz şu anda. Benim bahsettiğim yapılar biraz daha görkemli yapılar. Birden çok katlı, geniş bahçeleri olan ve bahçelerinde süs havuzları, heykelleri olan binalar bunlar. İslamiyet'te heykel, işte suret çıkarmak günahtır biliyorsunuz. Fakat gayrimüslimlerin evlerinde bunlar var. Sofra kültürü var. Mesela masada yemek yeme, işte müzik kültürü. Her evde piyano var hemen hemen daha zengin evlerinde. O bahsettiğim dini yapıların okulları da var, yabancı dil öğreten. Bu okullara Müslümanlar da çocuklarını gönderiyorlar. O yüzden hani Cumhuriyet öncesinde de aslında Ankara'da canlı bir sosyal yaşam, ticari yaşam ve eğitim hayatı olduğunu söyleyebiliriz. Erken Cumhuriyet döneminde şehrin dönüşümünden biraz bahseder misiniz? Şöyle söyleyelim, çok yakınında durduğumuz Sıhhiye Tren Köprüsü aslında şehri kuzey ve güney olmak üzere ikiye bölüyor. Günümüzde o köprüyü geçtikten sonra şehrin çehresinin, sesin, dokunun, kokunun, insan profillerinin nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Fakat erken Cumhuriyet döneminde şehrin konut alanları yine Ulus ve civarında. Zaten büyük bir konut problemi var erken Cumhuriyet döneminde. Çünkü şehre dışarıdan çok fazla bürokrat, siyasetçi, işte burada iş kurmak için gelen, işte yazarlar, gazeteciler, aklınıza gelebilecek çeşitli nüfus grubundan insanlar şehri kalabalıklaştırıyor bir yanda. Öte yanda da şey var, şehir imar edilecek yeni baştan. Bunun için de işçiye ihtiyaç var. O işçi ihtiyacı da şehrin mücavir alanındaki yerleşim yerlerinden gelen geçici işçilerle karşılanıyor. Fakat ilginç bir şey var. Geçici olarak gelen o işçiler bir süre sonra şehre yerleşiyorlar. Çünkü büyümekte olan bir şehrin, yeni kurulan bir cumhuriyetin çok fazla emeğe ihtiyacı var, bedensel emeğe ihtiyacı var. Gecekondulaşmanın hep 50'lerde başladığı söylenir. Fakat aslında 3. Ankara adı verilen yoksul ve geçici işçilerin yerleştiği bir Ankara tam da erken Cumhuriyet döneminde ortaya çıkıyor. Ve aslında kalenin yine eteğinde kurulan küçük teneke evler gecekondularda yaşamaya başlıyorlar. Hatta Zekeriya Sertel'in anılarından takip edebiliriz. Bazıları o kadar yoksul ki sokakta yorganlarına sarılıp yatıyorlar. Onlara yorganlılar deniyor. Şehrin barınma sorunundan bahsetmiştik. Genelde Ankaralıların, yerlilerin
eşraftan insanların büyük evlerinin odalarını kiralıyor. Mesela bazı bürokratlar, siyasetçiler, yazarlar. Yakup Kadri'nin anılarını okuduğumuzda mesela buna dair çok fazla bilgiye rastlarız. O da öyle bir yerde yaşıyor ama yaşadığı yer biraz mezbelelik, hiç memnun değil. Onun standartlarına göre çok iyi değil. Benzer şekilde birçok erken cumhuriyet döneminde Ankara'da yaşamış yazarın anılarına baktığımızda aslında şehirde sosyalleşme mekanlarının, eğlence mekanlarının da ne kadar kısıtlı olduğunu görüyorsunuz. Var olan birkaç bara, gece kulübüne devam ediyorlar. Zaten hep şundan şikayet ediyorlar, şehirde kadın göremiyoruz. Ankara'da kadınlar nerede? Hiç sokakta kadına rastlamıyoruz diyorlar. Buradan da şeye bağlayabiliriz. Cumhuriyet dönemi hani modern bir toplum yaratma projesi aynı zamanda ya Cumhuriyet ideolojisi. Kadınlarla erkeklerin bir arada vakit geçirebilecekleri, aslında tırnak içinde söylüyorum birbirlerine alışabilecekleri, homososyal ortamların yaratılması için de kurucu kadro Mustafa Kemal önderliğinde diyelim yine harekete geçiyor. Bunun için mesela balolar düzenleniyor, işte çay partileri yapılıyor. Mesela 10. yıl etkinlikleri çok gösterişli bir şekilde büyük etkinliklerle, gösterişli etkinliklerle, balolarla, toplantılarla kutlanıyor. Buralarda kadınlarla erkeklerin bir araya gelmesi, hatta biraz daha ileri giderek dans etmeleri, birlikte aynı masaya oturmaları, bugün bize çok doğal görünen şeyler, o zaman kültüründe, koşullarında çok yaygın değil. Konut alanlarının yetersiz olduğunu söyledik. Sadece konut alanları değil, hükümetin, yeni kurulan hükümetin kurumlarıyla iş yapabileceği mekanların da olmadığını görüyoruz. İşte mesela meclis binası inşa ediliyor. Onun karşısına Ankara Palas inşa ediliyor ki hani hem konaklama imkanı versin, bir çeşit otel ve toplantıların yapıldığı yer. Yine Atatürk'ün davetiyle önce İstanbul'a sonra Ankara'ya bir Ermeni, Rus Ermenisi olan George Karpovich geliyor. Karpiç lokantasını açıyor. İstanbul Pastanesi, özenli kutlu pastaneleri var. Hem İstanbullular hem de Ankara'dan, eşraftan, okur yazar olanlar diyelim, orada buluşuyorlar. Ve Cumhuriyet'in kültür politikası aslında onların el birliğiyle oluşturulmuş oluyor. Ankara'nın imarından bahsetmişken iki şey söylemek lazım. Mustafa Kemal şehrin imarına ve halkın vatandaşa dönüştürülmesi projesine, yine tırnak içinde söyleyelim, bizzat müdahil oluyor. Bu gündelik hayatın dönüşümünden, sofra kültürünün dönüşümüne, kullanılan dilin modernleştirilmesinden, sokak adlarına kadar birçok örnekte karşımıza çıkıyor. Şöyle anılarda şunu görüyoruz mesela. Ben evimi yaparken, tam pencerelerin yerini belirlerken Atatürk'le karşılaştım. Teftişe çıkmış. Bana dedi ki pencereleri şu cepheye değil bu cepheye aç. Güneş gelir, çocukların güneş görsün. Hep bahsedilen şeyler, ben sözlü tarih görüşmeleri yapmıştım bu kitabı hazırlarken. Atatürk'ün gözü üzerimizdeydi. Sözlerini çok duydum. Atatürk'ün gözlerinden çok etkilendikleri. Onun bakışından, nazarından, kendilerini bir ebeveyn, süperego gibi denetlemesinden bahsediyorlar ve bunu memnuniyet duyarak bundan bahsediyorlar aslında. Yine Ankara'nın imarı konusunda şunu söyleyebiliriz. Avrupa'da yükselen Nazizm 30'larda biliyorsunuz. Birçok Yahudi sanatçıyı, mimarı, mühendisi, akademisyeni, hekimi, gazeteci, aklınıza gelebilecek her meslek grubundan insanı tehdit altında bırakıyor. Dünyanın birçok yerine ya davetle ya kaçarak gidiyorlar. Erken Cumhuriyet dönemi Ankara'sına da bizzat hükümetin davetiyle, hatta bizzat Mustafa Kemal'in davetiyle birçok mimar, mühendis, şehir plancı, akademisyen, sanatçı geliyor. Ve aslında Ankara'yı hem fiziki mekan olarak hem de şehir kültürü bağlamında onların ihya ettiğini, birçok şeyin başlangıcının, temelini onların attığını söyleyebiliriz. Şehrin Ulus'tan Sıhhiye'ye, oradan da yeni şehire doğru gelişme aksında onların eseri olan birçok yapıyla karşılaşıyoruz. En başta Ankara'nın ilk şehir planını Herman Jansen yapıyor. Fakat nüfusun bu hızla artacağını kestiremediği için onun planı çok yetersiz kalıyor. Yeni şehir öyle bir dizayn ediliyor ki
Cumhuriyet'in ideal vatandaşı için adeta bir sahne teşkil etsin isteniyor. Hem binalarıyla, hem buna benzer yeşil alanlarıyla, sosyalleşme mekanlarıyla. Mesela Güven Park, Hilal-i Ahmer binasının hemen önünde Güven Park ve Kızılay Parkı inşa ediliyor. Hilal-i Ahmer binasının hemen yakınına yarım küre şeklinde bir çadır açılıyor ve orada Riyaseti Cumhur Orkestrası'nın klasik müzik konserleri veriliyor. Halkı bu müziği, halkın kulağının bu müziğe alışması için. Yeme içme kültürü benzer şekilde dönüşüyor. Karpiç, Ankara Palas'ın mutfağı, bir Batı mutfağı, Fransız mutfağı, işte Rus mutfağı, aklınıza gelebilecek bütün Avrupa ülkelerinden tadlar, Ankaralıların hiç alışık olmadığı, hatta İstanbulluların bile çok alışık olmadığı menülerle karşılaşıyoruz. Ve dedik ya, Yenişehir Cumhuriyet'in ideal vatandaşı için tasarlanmıştı. Bulvara, Atatürk Bulvarı'na köylü kılığıyla girmek yasaklanıyor. Tahrirat memurları bu kılıkta bulvara girmeye çalışanları daha yolun başında durduruyorlar, geri çeviriyorlar. Nevzat Tandoğan, Ankara'nın vali ve belediye başkanı, çok namlı birisi. Hatta ona sandalyesiz bir bakan kadar etkili deniyor o zaman. Şehrin, Cumhuriyet'in kurucu kadrosunu memnun edecek şekilde gelişmesi için elinden geleni yapıyor ve bu da tabii bir kısım halkı mağdur ediyor, demin söylediğim gibi. 50'lerde bu durum değişmeye başlıyor, çok partili döneme geçişle birlikte. Şehrin o elit bulunan manzarası yavaş yavaş yerini bir Orta Anadolu kasabasının kültürüne terk etmeye başlıyor. Ama bundan önce daha 1927'de Mustafa Kemal'in İstanbul'la barışıp artık Cumhuriyeti kurumlarıyla yerleştirdikten sonra müsterih olarak İstanbul'a daha sık gidip gelmesiyle birlikte Ankara'nın rakibi olarak, bugün bile hep Ankara-İstanbul karşılaştırması yaparız ya, İstanbul'un tekrar boy göstermesine sebep oluyor. Tabii ki iki şehir kıyaslanamaz. Fakat başta da söylediğim gibi Ankara'nın bu kadar yoksunluk içerisinde görünmesi, hem kültürel birikim anlamında, hem geçmişin izi anlamında bu kadar yoksun ve yoksul görünmesinin sebebi aslında Cumhuriyet öncesi, hatta imparatorluk öncesi kültürel dokusunun görünmez hale getirilmiş olması. Mesela şunu söylemek istiyorum. Roma Tiyatrosu, bundan önceki belediye döneminde, Melih Gökçek'in belediye başkanı olduğu dönemde tesadüfi bir binanın temel kazısı sırasında ortaya çıktı. Ve artık hani saklanamaz hale geldiği için restore edilmek zorunda kalındı. O restorasyonda o kadar hatalı yapıldı ki Ankara taşından olan bina mermerle restore edilmeye çalışıldığı için restorasyon süreci durduruldu. Şimdi bu belediye döneminde bir açık hava müzesine dönüştürülmeye çalışılıyor. Dünyanın sayılı ayakta kalmış Roma hamamlarından birisi Ankara'da mesela. Orası o kadar şehrin atıl bir kenarında kalıyor ki turistlerin bile ilgisini çekmeyecek. Böyle boş, ziyaretçisi neredeyse yok. Bir mekan olarak karşımıza çıkıyor. 50'lerde Menderes dönemiyle birlikte bütün Türkiye'nin aslında şehirlerinin çok büyük çaplı bir kentsel dönüşüme girdiğini söyleyebiliriz. Bugün şikayet ettiğimiz kentsel dönüşümün aslında kökenlerinin 50'lere gittiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. İstanbul'da olan bitene İstanbul'un ikinci fethi deniyor Menderes döneminde. Fakat Ankara'da da bu da benzer bir şey yaşanıyor. 60'lar, 70'lerde de bu dönüşüm devam ediyor. Fakat şehrin yeni şehir olan merkezi giderek gettolaşmayla birlikte, uydu kentlerle birlikte, özellikle 90'lardan itibaren siteler, rezidanslar, toplu konutlar, TOKİ'nin kurulmasıyla birlikte özellikle şehrin çehresinin, özgünlüğünün giderek bozulduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten hani erken Cumhuriyet döneminde modern bir batılı kent yaratma projesiyle şehrin özgün dokusunun bir kısmı ortadan kalkmıştı. AKP döneminin rövanşist kentsel politikaları buna tuz biber ekti. Fakat Türkiye'nin genelinde bir ranta dayalı kentsel dönüşüm politikası olduğu için
hangi şehirde yaşadığımızın giderek hiç önemi kalmadı. Hepimiz aynı şehirde yaşıyor gibiyiz. Başta da söylediğim gibi şehrin ayakta kalabilen çok katmanlı dokusunun izini sürebilmek için gözümüzle arkeolojik kazı yapmamız gerekiyor. Peki hocam, anlattıklarınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ben de teşekkür ederim.